Nasıl yani? Ne demek sevmiyorum? Bu yüzden mi bir iki güne nişanlanıyorsunuz? Bakın bilmiyorsunuz. Ziya Hoca çok iyi bir insan. Ama... Ama ne? Yani bu yüzden mi sevmiyorsunuz hocam? Yani hoca olduğu için mi? Olur mu canım öyle şey? Sanmam, hiç düşünmedim. Ama aklımın ucundan bile geçmedi ki Ziya Hoca'yı sevmek. Ne bileyim, bilmiyorum işte ya. Belki de tipim değil. Bak ya, bir de tipi değilmişim. Bu yüzden mi sevmiyorsunuz adamı? Sadece bu değil tabii. Oh, size anlatamayacağım şeyler var. Sır bu. Sır mı? Ne sırrı? Evlilik sırrı. Zaten hep bir mesafe var aramızda Ziya Hoca'yla. Birbirimizi sevmiyoruz. Biz sadece saygı duyuyoruz. Karı Faruk. Saygı duyuyorsunuz. Sırf saygı duyduğunuz için mi nişanlanacaksınız yani? Biz nişanlanmayacağız. Kim var orada? Melis miydi acaba? Ya bizi gördüyse? Ya Ziya Hoca'ysa? Allah'ım ben ne yaptım ya? Of. Yok. Görünürde kimse yok. Karı Faruk. Hı. Ben çok korkuyorum biri görecek diye. Siz şimdi gidin. Başka bir yerde görüşelim olur mu? Gerek yok Zehra Hanım. Ben zaten buraya sadece size elveda demek için geldim. Elveda demeye mi geldiniz? Yapmayın bunu ne olur. Bakın, durumu daha da zorlaştırmayın Zehra Hanım. Siz Ziya Hoca'nın sözlüsünüz. Ve yakında nişanlanacak, evleneceksiniz hatta. Bari maskenizi çıkarın, yüzünüzü göreyim ne olur. Buna gerek yok. Siz iyisin, beni böyle hatırlayın. Ama çok mutlu olun Zehra Hanım. Ve Ziya Hoca sizi çok seviyor. Bence onun kıymetini bilirsiniz. Yok Ziya Hoca tipi değilmiş de, yok bilmem neymiş de, sanki Ziya da sana bayılıyordu. Allah'ım şu kızı bir aşık edemedik, kendimize gitti ya. Ben bu gece izninizi çıkaramayacağım. Selin'cim hiç kusura bakma. Alo. Alo Selin. Seni çok özür dilerim biliyorum. Uyandırdım seni ama. Zehra'cığım ne oldu, uyuyordum. Selin çok acil buraya gelmen lazım hemen. Tamam canım, yarın gelsem olur mu? Senin olmaz olmaz, çok önemli şeyler oldu. Sana anlatmam lazım, hemen gelmesin. Ne olur kırma beni minnoşum. Hadi hoş gel, tamam mı? Tamam, geliyorum, bay bay. Hadi bekliyorum, bay bay. Hayırdır, biri takip mi ediyor bizi? Ne oluyor lan?
Semih. Sen de beni tufaya düşürecek kafa nerede acaba ha? Siz burada mıydınız hocam? Ben burada görev yaptığıma göre beni burada görünce şaşırmamanız lazım yani doğal olarak. Yalnız mısınız hocam? Yok, yalnız değilim. Allah'la beraberim inşallah. Ben namaz kılıyordunuz herhalde, böldüm hocam, kusura bakmayın. Sevip Bey, siz hiç namaz kılan biri görmediniz galiba. Ben şu an namaz mı kılıyorum? Ha, şey yapıyorsunuz. Tesbih çekiyorum, değil mi? Tesbih çekiyorsunuz. Tesbih çekiyorsunuz hocam. Kusura bakmayın, ben böyle izinsiz girdim içeri ama. Semih Bey, buraya izin alınarak girilmez zaten. Buraya insanlar izinsiz, gönülleri istediği zaman gelirler. Hayırdır, sizi buraya atan rüzgar nedir Semih Bey? Hayır. Aslında ben bir arkadaşa bakıp çıkacaktım. Arkadaşa bakıp çıkacaktınız. Nasıl bir arkadaş bu? Maskeli bir arkadaş. Maskeli mi? Allah Semih Bey, siz zannedersem bu arkadaşınızı yanlış yerde arıyorsunuz. Burada maskeli biri yok. Buraya insanlar maskeleriyle gelmezler ki. Herkes buraya gelirken maskesini çıkarır, öyle gelir. Hocam siz beni tamamen yanlış anladınız. Ben soyut bir maskeden bahsetmiyorum. Böyle elle takılabilen, böyle tutulabilen somut bir maskeden bahsediyorum. Vallahi Semih Bey, bizim cemaatimizin içinde öyle maskeli biri de yok. Allah Allah, maskeli adam. Vallahi ilk defa ben sizden duyuyorum ya. Siz bu arkadaşınızı nerede kaybettiniz de nerede arıyorsunuz acaba? Ya ben takip ediyordum bunca. Hocam başka çıkışı var mı canım? Vallahi yok. Girişlerde, çıkışlarda aynı kapıdan işte. Allah Allah. Camiye girdiğinde gördüm ben ama. Demek ki yanlış gördünüz Semih Bey. Gördüğün gibi burada benden başka hiç kimse yok şu an. Allah Allah. İşte göz arasında nereye kayboldu bu? Hocam kusura bakmayın, sizi rahatsız ettim. Size iyi ibadetler hocam. Sağ olun Semih Bey, sağ olun. Hoşçakalın. İyi akşamlar. Çakal. Semih Bey kardeşim. Ya merak ettim ya. Uykuların nasıl ya? Rahat uyuyabiliyor musun? Bu maskeli arkadaşını sen ne zamandan beri böyle takip ediyorsun? Nasıl? Hayır, yok hocam, yok. Ben iyiyim, bir şeyim yok benim. Yok yok, öyle iyiyim falan deyip boşlama. Böyle durumlarda olur böyle şeyler. Yani duygusal kırılmalar yaşadığımızda böyle arızalar ortaya çıkar. Belli ki duygusal bir kırılma yaşıyorsun. Ne oldu Semih? Selin yüz vermiyor mu? Selin mi? Ya şimdi yapmayın. Ben Selin'e karşı olan duygularınızı biliyorum. Ne duygusu hocam? Selin benim arkadaşım. Ya yapma şimdi Semih. Zehra sana Selin'i ayarlamıyor mu? Nereden çıkarttınız hocam? Yani hiç alakası yok. Selin Semih'ten hoşlanıyor. Ben de onların arasını yapmaya çalışıyordum, tamam mı? Hocam gerçekten nereden çıkarttınız hiç bilmiyorum. Zehra mı anlattı yoksa? Yok, yok ya. Sen böyle maskeli arkadaş falan filan deyince ben de öyle bir konuyu dağıtayım diye şey yaptım. Nasıl? Şimdi daha iyisin değil mi? Heh? Biraz kafan dağıldı yani. Geçti ya, geçer bunların hepsi. Geçer, geçer. Ne geçti hocam? Ne diyorsun? Ben hiç anlamıyorum seni. Ya merak etme kardeşim benim. Panik yapma. Sakin ol, tamam mı? Bunların hepsi geçer. Gerekirse ben de okul üflerim seni ama önce seni bir hastaneye götürelim. Gel, gel. Yok hocam, ben hasta falan değilim. Gayet iyiyim. Ya Kara Faruk var ya, hani mahallenin konuştuğu. Ben onu gördüm. Allah, yapma ya. Ya şu Kara Faruk'u herkes görüyor, bir ben göremiyorum.
Nasıl bir şey bu ya? Nerede gördün? Nasıl gördün? Ha? Tipi nasıl? Hocam sonra anlatayım mı ya? Ha? Hadi iyi geceler, hoşça kal. İyi geceler Mutlu'yum, iyi geceler. Ulan Zehra, yine yalan söyledin bana demek ki. Ay Zehra dur ya, çok fenayım valla. Bak 5 dakika dur, gözümü dinlendirip söz kalkacağım. Ya Selin anlatayım, dinle önce sonra uyursun. Hadi kalk lütfen. Zehra valla, bak sen anlat, anlat ben dinliyorum, söz veriyorum. Kara Faruk geldi. Nasıl yani? Şoke oldun değil mi? Ya. Bayağı geldi işte. Senin ilk kez bu kadar yakındık. Konuştuk. Sana her şeyi anlatacağım Kara Faruk dedim. Bana bak anlatmadın değil mi? Kısmen. Zehra ne demek kısmen? Şöyle kısmen. Hani mecburen evleneceğimi anlattım. Bir de Ziya Hoca'ya aşık olmadığımı. Sonra? Sonra elveda dedi gitti. Ha. Ha mı? Selin ben sana Kara Faruk geldi diyorum. Ondan sonra elveda dedi gitti diyorum. Hı mı diyorsun? Bu mu yani? Bir daha onu göremeyecek miyim? Vallahi Zehracığım görmesen çok daha iyi olur. Yani senin için en hayırlısı bu. Tövbe tövbe. Ama kim olduğunu bilmem lazım Selin. Belki de hayatımın aşkı o. Selin, biz bahçede Kara Faruk'la konuşurken biri bizi görmüş olabilir. Ne? Böyle bir çıtırtı duydum. Melis ya da Ziya Hoca olabilir diye düşünüyorum. Ama etrafa baktım, kimse yoktu. Yani Ziya Hoca olmuş olsa durumu bir şekilde anlatırsın yani. Konuşursun çözülür. Ama Melisa var ya, bittik. E Melis olsaydı zaten çoktan yaygarayı koparmıştı herhalde. Ya Ziya Hoca'ysa? Vallahi onu Kara Faruk'la bahçe köşelerinde konuşurken düşünecektin küçük hanım. Tam da nişan üzere. Nişan mı? Aa, sen bilmiyorsun tabii neler oldu. Dedem tülünden Kara Faruk'la ilgili dedikoduları duyunca delirdi tabii. Bir an önce nişanlanacaksınız diye tutturdu. Hadi ya. O zaman şimdi nikah diye tutturacaklar. Zehra. Ya bahçede sizi başka biri gördüyse? Kim? Tülin falan mı? Niye olamaz mı? Olabilir mi? Olamaz mı? Olamaz ya. Tülin de aynı kızı gibi görseydi. Biliyorsun çoktan ev ayağa kalkmıştı şu anda. O zaman Ziya Hoca'dır. Ay aman Allah korusun ya. Zehracığım başka biri görseydi daha mı iyi ha? Ya sen ne demek istiyorsun? Açık konuşsana. Vallahi Zehracığım bence sabah ilk işin bir Ziya Hoca'yla konuş bakayım. Ağzını ara, nedir ne değildir, bir şey sezmiş mi? Uykum geldi, ben yatıyorum. Tövbe. Kedidir o ya. Kedidir o kedi. Kedidir kedi. Kara Faruk kim ya? Niye maske takıyor? Zehra Ziya Hoca'yı sevmiyorsa niye evleniyor ya? Mecburum dedi ya. Ha ne mecburiyeti var ki? Lan neler dönüyor lan burada? Ben bu kadını bir yerden tanıyorum ama nereden çıkaramadım ya. Ünlü de bir kadın. Kardeşim ne oldu yine yüzünde güller açıyor. Hayırdır Zehra yenge üstünden mi geçti? Yalan söylemiş. Yalan mı söylemiş? Ne yalan söylemiş ya? Şu Semih'in seninle ayarlama muhabbeti vardı yani. Evet. Hepsi kolpa çıktı. Hayda. Kimi ayarlıyormuş? Sana ayarlıyormuş. Vallaha mı? Vay be güzel kız aslında. Ama ben ne bileyim öyle kara kuru kız sevmiyorum ya. Ve kadın dediğin etine buduna dolgun olacak. Böyle ele gelecek sarıldın mı sarılacaksın falan. Şevket. Ben sorumu düzeltiyorum kardeşim. Madem öyle bir durum var. Ben Semih'le Zehra yengeyi sarılırken gördüm. O ne olacak? İşte ben de onu bilmiyorum. Yarın ilk iş onu soracağım zaten. Neyse boş ver. Takma kardeşim ya. Hallederiz.
Kardeşim, bu kadını tanıyor musun? Emine Ün. Ana! Ben de diyorum bak, ünlü bir kadın. Gördün mü? Nereye yazacağız onu? Açsana şu telefonu ya! Niye açmıyorsun? Açsana! Nedir senden çektiğim ya? Yeter ya! Yeter ya! Sen hangi yüzle beni arıyorsun Ünsal ya? Karıcığım? Ya onurumuzu iki paralık ettin. Rezil ettin bizi ya. Sahte kahraman çıktın. Yazıklar olsun sana. Ama karıcığım... Bana karıcığım deme ya! Bak aşkım, seni çok seviyorum. Ben sensiz yaşayamam ki. Karıcığım, hayatım. Kapattı. Ulan Levent, ulan kertenkele. Bitirdiniz lan beni, bitirdiniz. Evlilik hayatımı bitirdiniz lan. Evliliğimin katili sizsiniz lan. Levent. Ulan Levent. Ulan Levent. Gel. Ne var lan? İstifa dilekçemi getirdim amirim. Hakkınızı helal edin. Ben gardiyanlığa geri döneceğim. Cehennemin dibine kadar yolum var. Evliliğim senin yüzünden bitiyor lan. Emredersiniz. Kolay gelsin. Konuşmaya geliyordum. Değil mi? Ne tesadüf. Ben de sizinle konuşacaktım zaten. Öyle mi? Hı-hı. Önce siz buyurun lütfen. Yok, rica ederim. Buyurun. Yok yok, olur mu canım? Siz buyurun. Yok, öncelik tabii ki bayanların. Hocam, buyurun. Yok yok, olur mu ya? Lady first, buyurun. Yok hocam, siz hocasınız. Buyurun. Saygıdan yani. Kara Faruk'la sarmaş dolaş olurken iyiydi. Hocalığımıza saygıymış. Olur mu öyle şey Zehra Hanım? Öncelik bayanların, lütfen. Konuşsana be. Ondan sonra da yok benim hocalığıma saygı göstermedin de... yok mahalleli bana ne der de hep aynı nakaratlar. Öncelik hocaların hocam, olur mu öyle şey? Hayır, öncelik bayanları. Ay senin bayanına. Konuşsana be adam. Konuşma kızım. Bırak bu hoca ayaklarını. Dinlemiyordun, konuşsana. Bak hala bekliyor ya. Tamam o zaman ben... Buyurun. Tamam ben... Ya bir...
bir lafımı kesmezseniz. Ama lütfen siz de yani buyurun diyorsunuz. İzin verirseniz bir anlatmaya çalışıyorum canım. Allah Allah canım, önce ben de aynı şeyi söylüyorum. Önce bayanlar diyorsunuz, ondan sonra giriyorsunuz. Bakın Zehra Hanım ama yani. Gençler ne haber ya? Niye tartışıyorsunuz? Semih, bizi bir yalnız bırakır mısın? Oh. Kavgada karı koca arasına girilmezmiş. Gerçi sevdi. Neyse, kaçtım ben. Of. Hocam, burada çok rahat konuşamayacağız sanırım. İsterseniz başka bir yerde konuşalım. Doğru, başka bir yere gidelim. Buyurun. Önce siz buyurun. Ya lütfen Zehra Hanım, buyurun ya. Ya buyurun. Ya tersinizden mi kalktınız bugün, nedir? Hadi buyurun. Allah ya. Evet hocam, sizi dinliyorum. Buyurun lütfen. Zehra Hanım, söyleyeceklerimi duymaya hazır mısınız? Hazırım, buyurun. Şu sizin hoşlandığınız kahramanınız var yani. Hocam, size söyledim. Onunla aramızda hiçbir şey yok. Adı neydi? Kara... Kara Faruk. Kara Faruk benim diyorum size işte. Anladınız mı? Ne gülüyorsun kızım? Allah Allah, benim diyorum. Olamaz. Ne olamaz, ne? He? Ne olamaz? Al. Aynı boy, aynı poz, aynı endam. Al işte, Kara Faruk benim, anladın mı? Kara Faruk sizden çok farklı, olamaz. Nesi farklı ya? Onun karizması bambaşka hocam. Çok yüksek bir enerjisi var. Yalan borcum mu var sana Zehra? Kara Faruk benim işte. Mümkün değil hocam, kusura bakmayın. Benim kızım, benim diyorum ya. Hoşlandığın adam benim işte. Yetti ya. Kara Faruk da benim. Sana aşık olan da benim. Oh be, söyledim de rahatladım. Ne gülüyorsun? Allah Allah. Sen de Kara Faruk'tan hoşlandığına göre sen de benden hoşlanıyorsun. Bu kadar be. Evet hocam, ne söyleyecektiniz? Hocam, sizi dinliyorum. Zehra Hanım, bana niye yalan söyleyip duruyorsunuz? Ben ne yalanı? Yalan söylemedim ki size. Hocam, yoksa gece bahçedeki dün siz miydiniz? Hocam, ben gerçekten bir dinleyin önce lütfen. Bizim Kara Faruklarımızda hiçbir şey yok. Sadece konuşuyorduk. Bakın... Karar vermeden önce bir dinleyin. Zehra Hanım, nereden çıktı yine şu Kara Faruk ya? Hani şu herifle görüşmeyecektiniz? Bu ne demek oluyor şimdi? Bakın Zehra Hanım, kendinize bir çekidüzen vermenizin zamanı geldi bence. Bir yandan her yerden kulağıma gelen bu Kara Faruk dedikoduları... ...bir yandan şu Semih'le olan geçmişiniz. Ne oluyor ya? Hocam, bizim Semih'le bir geçmişimiz yok. Size daha kaç kere söylemem gerekiyor? Hani şu Selin'e Semih'i ayarlamaya çalışıyordunuz? Öyle bir hikaye vardı, ha? Öyle bir şey yokmuş. Tamam. Tamam, yalan söyledim. İşte. Ama sandığınız gibi değil. Hocam, inanın bana. Yok Zehra Hanım. Gerçekten size artık hiçbir inancım kalmadı benim. Hocam bakın, Semih'in borç para ihtiyacı vardı. Ben de ona borç para vereceğimi söyledim. O da sevindi ve bana sarıldı. Hepsi bu. Allah Allah, sarılacak kadar. Neymiş bu borç para ya? Ne kadar borç verdiniz ki? 500 bin dolar. Ne? 500 bin dolar mı? Ya Zehra Hanım, bu devirde kim kime 500 bin dolar veriyor ya? Yapmayın Allah aşkına. Ha? İnsan ancak çok sevdiği bir insana verebilir bu kadar parayı. Hocam, size 1000 kere söyledim. Biz Semih'le sadece arkadaşız. Neden anlamak istemiyorsunuz? Arkadaşız. Maalesef inanmıyorum Zehra Hanım. Size olan güvenim de sarsıldı bir kere. Nişanlılıkta böyle yapıyorsanız evliliğimizde arkamdan ne dolaplar dönecek kim bilir? Kusura bakmayın ama ben sizin oyuncağınız değilim. Bu oyunda burada bitsin daha iyi o zaman. Oğlum, mal mısın ya? Kızı hiç öyle denir mi be? Beni hiç tanımamışsınız hocam. Öyle oyuncak falan ne oluyor? Onuruma, gururuma kimseye laf ettirmem. Zaten eğer böyle devam edecekse... ...bence de bu oyunu bozulması daha iyi.
ayıp ya. Zehra Hanım, bir dakika Zehra Hanım, bir durun. Bırakın lütfen kolumu. Zehra, ne oldu? Neden ağlıyorsun? Müsaadenle bir geçeyim mi? Hocam, biraz sakinleşsin, sonra konuşursunuz. Sana ne oluyor lan? Çekil önümden, yıkıl. Niye Zehra'yı üzdün lan? Yoksa boynuzların hesabını mı sordun Zehra'dan? Fırsatçı seni. Zehra'dan uzak dur, yoksa uyarım ha. Ah hocam, ben sizi çağıracaktım. Ekrem Bey kahvaltıyı bekliyor. Müsaadenle. Günaydın. Hoş geldiniz hocam. Günaydın. Damat, nedir bu suratın hali? Hayırdır? Yok, biraz üşüttüm galiba. Bir şey oldu, bir halsizlik var efendim. Aa, aman dikkat et. Nişan üzere böyle hastalık mastalık olmasın, değil mi? Evet, atlatırım herhalde ya, ufak bir şey. Ne yaptınız? Neyi ne yaptık? Nişanı, Zehra'la artık bir yer bakmaya başlayın, değil mi? Bakıyoruz, en kısa zamanda ayarlayacağız tabii. Diyorum ki, bütün eş, dost, akrabayı davet edelim, ha? Hani öyle sözdeki gibi böyle bir mütevazi bir yer olmasın. Böyle o yani davetlileri ağırlayacağımız güzel bir yer olsun, değil mi? Tabii efendim, tabii. Siyah Hoca. Aman masraftan filan kaçınmayın. Biliyorsunuz nişanı kız tarafı yapar. Rahat olun. Tülin. Dediğim gibi kalabalık olacağız. Siz de ona göre güzel bir mekan bulun. Biz büyük bir aileyiz. Aslında efendim yani ben pek anlamam bu işlerden. Zehra ne derse kabulümdür. Babacığım, düğün davet organizasyonları yapan bir arkadaşım var. Eğer izin verirseniz Zehra'nın nişanıyla bizzat ben ilgilenmek isterim. Sen hani bu evliliğin aleyhindeydin ha? Ne oldu birdenbire? Aşk olsun babacığım, yani siz varken Ziya Hoca ile Zehra birbirini seviyorken benim sözümün hükmü mü olur? Yani ben sonuçta Zehra'yı düşünüyorum. Öksüz yetim büyüdü kızcağız. Emin olun, onun mutluluğunu en az sizin kadar ben de isterim. Ne güzel konuştun. Sağ olun. Hale'yi de çağırın, o da ilgilensin, tamam mı? Birlikte güzel bir organizasyon yapın. Tamam babacığım. Anne, ne meraklı çıktın Zehra'yı evlendirmeye. Yani seni tanımasam inanacağım Zehra'nın iyiliğini düşündüğünü. Melis, kızım sen biraz saf mısın? Aklını kullan. Nişandan sonra düğün olur. Zehra evlenince meydan sana kalır. Şehnaz, tamam geliyorum. Benim patron. Gelebilir miyim? Dün gece bakındım, göremedim. O geldi, erkenden ofise geçti. Bir randevusu vardı bugün. Zehracığım, biraz konuşmak ister misin? İstemem. Hadi kahvaltı yine. Dur, dur. Kendine gel biraz. Deden seni böyle görmesin. Kötü mü? İç bakalım şunu. İç. Şimdi biraz.
şöyle. Hayırdır, ne oldu? Niye açtın muslukları? Ben kötü oldum da... biri benimle ilgilendiğinde daha da kötü oluyorum. Böyle ağlayasım geliyor. Nişan stresi yüzünden mi? Hani olur ya öyle. Böyle ne büyük aşklar biter düğün nişan arifesinde. Yok, onunla bir alakası yok. Boşver, konuşmayalım lan. Zehracığım lütfen anlatır mısın? Ya ben senin arkadaşın değil miyim? Seni böyle üzgün gördükçe benim de canım acıyor. Seni ısrar etsin lütfen. Konuşmayalım. Peki. O zaman tek bir şey soracağım. Gerçi alacağım cevabı iyi kötü biliyorum ama... bu... neyse ya, boş ver, vazgeçtim. Sormayacağım. Ay Semih, saçmalama, söyle lütfen. Tartışmanızın sebebi bana verdiğin borçla ilgili mi? Biliyordum, tabii ki de ilgili ya. Semih, onunla çok alakası yok. Ya karışık işte, konuşmayalım lütfen. Peki, madem konuşmak istemiyorsun. Ama ne zaman konuşmak istersen ben yanındayım, biliyorsun. Biliyorum. Sağ ol. Ayrıca şunu unutma. Yıllar geçse de ben seni unutmadım Zehra. Hiçbir zaman unutmadım. Manyak. Gül böyle işte, sana çok yakışıyor. Hadi bekliyoruz, hadi. Hale geliyor mu? Geliyor babacığım, yoldaymış. Aslında o sahte kahramanın evine hiç gitmemeliydi. O adamın hayatı yalan. Hocam. Buyurun. Yalan çok büyük bir günah değil mi? Tabii efendim. Yani yalandan daha büyük bir günah yoktur. Ben de yalan söyleyenden nefret ederim zaten. Zehra? Hayrola, durgunsun? Yok dedeciğim, bir şey olmadı. Yok yok, var. Benden saklayamazsın, sende bir şey var. Bak, bir şey de yemedim. Sanma ki gözümden kaçıyor. Bak bakayım bana. Ne var? Yok dedeciğim, sadece uykumu alamadım biraz ondan. Ekrem amca haklı. Hiçbir şey yemedin Zehra. İştahım yok Semih. Zehra, neden iştahın yok? Akşam çok yedin, şimdi nedir? Babacığım. Var mı en kızın üzerine? Eşimin nişanüstü heyecan yapmıştır. Semih, tuzu uzatır mısın? Al canım. Müsaadenizle efendim. Kahvaltı için teşekkürler. İyi günler. İyi günler hoca. Güle güle hoca. Günler. Kardeşim ne yaptın? Konuştun mu Zehra'yla? Konuşmaz olaydım. İş iyice sardırdık. Ekrem Bey hafta sonu nişan bekliyor. Biz Zehra'yla yaktık gemileri neredeyse. Nasıl? Ulan yine Kara Faruk değil mi? Arkadaş sen ne garip bir adamsın ya. Hala kendi kendini kendinden kıskanıyorsun ya. Ya bırak şimdi Şevket, tamam bırak. Sen abi mahalleye git, şu imamla ilgilen, tamam mı? Camiye gelirse işimiz biter. Tamam kardeşim. İlgileneyim de nasıl ilgileneceğim? Ne bileyim oğlum, göz kulak ol işte. Gelirse mahalleye haber ver bana. Biraz zaman kazanayım hiç olmaz. Hadi Şevket. E hadi oğlum, beraber gidelim. Seni de camiye bırakayım, oradan da ben hastaneye geçelim. Dur şu sarı alıp geleyim ben. Al al, ben de motoru ısıtayım.